Merhabalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin koro şeflerinden biriyim. İlçe korolarını yönetmekteyim. İsmim Pelin Kadıoğlu. Bugün de harika bir konsere şahit olacaksınız inşallah. Koromuz bu akşam Türk müziğinin en nadide eserlerini dinleyicilerimize sunacak. Seferihisar Çağınırmaç Salonu'ndayız. Herkes gelebilir. Gönlümüze davetlisiniz. Efendim önce sizi bir tanıyalım. Benim adım Savaş, Savaş Konuklar. Evet Savaş Bey, nasıl gitti çalışmalar? Harika, harika gitti, çok güzel. Çok iyi de hazırlandık. İnşallah iyi bir performansla bu işi bugün akşam götüreceğiz. Hakan abicim, seni izlemeye geldik. Her zaman çok güzel söylüyorsun. Bugün akşam da size başarılar dileriz. Hocam, seni seviyorum. Sen çok güzel bir öğretmensin. İşte istediğim buydu. Teşekkür ederim. Bugün güzel bir konser akşamı var. Tanıdık kim var? Tanıdık tanıdık. Evet sayalım bakalım. Hepsi de say bakalım abi. Savaş, İzzet, Engin, Faruk, Engin'i söyledim. Tamam inandım abi. Onlara bir mesaj at şuraya. Bak seni seviyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. Çok keyifli ve neşeli bir konser olacağına inanıyorum. Evet. Ha, seni çok seviyorum diyeyim eşim o zaman. İşte istediğim buydu. Süper. Efendim sizin tanıdık kim var? Ben koristim. Eşiyim ben. Evet korist misiniz? Evet. Efendim çalışmalar sizi tanıyalım önce bir. İsmim Meral Göllü. Evet Meral Hanım nasıl gitti çalışmalar? Çok güzel geçti. Çukur altından arkadaşlarım var. İyi bir konser olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Evet, güzel bir konser akşamında tanıdıkları sayalım bakalım. Ben de koristim. Buradaki bütün koristleri ve solistleri tanıyorum. Güzel olacağından eminim. İyi ki varlar. Keyifli bir akşam olacak. Evet, şarkılara eşlik eder miyiz? Tabii ederiz tabii. Evet, evet. Bakın burada güzel sesler var. Ben biliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Aynur Yamacı solistimiz. Evet. Pelin hocamız. Evet, Kemancı Atilla hocamız. Ay, onlara bir şeyler söyler misiniz? Mesaj atalım. Seviyoruz onları. İyi ki varlar. Süper. Mesajlar anlatalım. Çok seviyoruz sesini. Çok güzel sesler. Harikalar. Sazlarımız da öyle. Özdere korosundan geliyoruz Pelin hocanın. İzmir Büyükşehir Menderes Özdere korosundanız. Süper. Hepsini seviyoruz. Önce sizi bir tanıyalım mı? Emine Yıldırım Erber. Emine Hanım güzel bir konser akşamı neler söylemek isteriz? Vallahi heyecanla bekliyoruz. Evet. Çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Eşim de ut çalacak, klarnet çalacak, solosu var. Vay. Heyecanla bekliyoruz. Peki aradan çıksak bak eşiniz şu anda sizi seviyor. Aa, burada bak burada. Ha, evet. Ona bir şeyler söyler misin? Başarılar diliyorum. Aa, ben öyle istemiyorum. Ne istiyorsun? Şöyle güzel süslü cümleler istiyorum. Canım. Ne diyorum canım güveniyorum sana. Faruk'cum başarılar diliyorum. Eminim çok keyifli bir akşam olacak hepimizin adına. Kolay gelsin. Evet. Alkışlar kime gelsin? Alkışlar eşime gelsin ya. Tamam. Efendim, merhaba. Sizi tanıyalım. Hasan Yavuz Yılmaz. Evet Hasan Bey. Nasıl gitti çalışmalar? Güzel. Yani Pelin Hanım'ın olduğu yer zaten keyifli oluyor. Ben buraya Samsun'dan geldim. Aslına bakarsanız 1996 Samsun Belediye Konservatuvarı mezunuyum. Pelin Hanım'la ortak bir dostumuz vasıtasıyla tanıştık. Her konseri keyifli oluyor. Her konseri neşeli oluyor, coşkulu ve seyirci sıkılmıyor. Sahneye yakışan bir bayan. Kesinlikle öyle. Sahneye yakışan, evet. Öyle. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Geliyorum. Ben Kerim Dönmez. Kerim Bey nasıl gitti çalışmalar? Pelin hocamın sayesinde hiçbir şey anlamadık, yani hiç yorulmadık. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Pelin hocama çok teşekkür ederim. Bizlere çok fazla değer verdi ve bizler de onu kırmamak için, yani üzmemek için daha iyi çalıştık ve onu mahcup etmek için bütün var yerimizden sahnede performansımızı göstereceğiz. Ben babamla 8 senedir babamla birlikte çalışıyorum. Şarkı söylüyorsun babanla birlikte. Alçak olarak söylüyorum ben. Alçak olarak tabii. Süpersin. Valla buradan ne diyeyim valla. Başarılar dileyelim mi? Hayata başarılar dilerim. Evet güzel bir konser akşamı var. Bugün de solistiniz. Ben biliyorum şarkı söyleyeceksiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gitti çalışmalar? Ben önce sizi tanıyayım diye. Önce bir tanıyalım. Ben Erdoğan Zeyber. Seferihisar sakinlerinde. Türk sanat müziği korolarına devam ediyorum. Bu akşam ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Bu şarkıyı kime gönderelim? Sanat müziği severlerine. Tamam oldu. Harikasın. Harikasın. Evet, gördüğünüz gibi hazırlıklar hala devam ediyor. Yakışıklı erkekler burada evet birbirlerine destek oluyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Birazdan röportaj için geleceğim. Bu arada ışık ve sesimizi kim veriyor efendim? Işık ve sesler. İsmim Başak Kazan. Çok memnun oldum. Pelin Hanım'ı çok seviyoruz. Burasını dahil yani bütün çalışanlar. Peki ışık ve sesi kim veriyor bugün? Başar Kazan. Evet, alkışlarım bana gitsin. Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim, sizi bir tanıyalım bakalım. Ben Sevgi Aksoy, daha önceden de bu korodaydım. Evet. Pandemiden dolayı katılamadım. Çok özlediğim için Pelin Hoca'yı, onun için geldim. Ay harika. Evet. Şöyle yaklaşayım ben. Burada iyi seyirciler gördüm. Fan grubu, bunlar Pelin Hanım'ın fan grubu galiba. Evet. Hocam, evet. Fan grubunu gösterin. Şöyle bir Pelin Hanım'ın fan grubunu görelim. Evet hocam, fan grubu, evet, sözcü buraya yaklaştı. Hocama vallahi neler söyledi? Pelin Hanım'ın konserini hiç kaçırmıyor. Hayır, ben öyle istemiyorum. Hoca sizi seyrediyor, bak burada Pelin Hoca burada, ona söyleyin direkt. Vallahi Pelin Hanım çok seviyoruz senin konserini, hiç kaçırmıyoruz. Senin için çok... geldik. Evet, evet. Olamış'tan geldik, onun için. Olamış'tan gelenler var. Evet. Evet, Aliağa'dan gelenler var, Menemen'den gelenler var. Özdere'den gelenler var. Bak Özdere geldi. Biz Özdere grubu. Evet, Özdere grubu. Efendim neler söyleyeceksiniz? Hocamızın başarılar diliyorum. Kızınla konuş bakalım. Kızım, seni heyecanla bekliyorum. Çok seviyorum anne. Bekliyoruz seni yavrum, sana başarılar diliyorum. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Evet. Evde de şarkı söyler mi size? Hayır, kesinlikle. Bugün yani sadece burada mı söylüyor? Evet, vallahi. Ama o zaman söyle, evde de bana şarkı söyle de. Kızım bak bana, evde de şarkı söyle. Hiç söylemiyorsun. Tamam. Öyle gerçekten mi olmuyor? Ya olur mu insan evde de şarkı söylemeli? Ya işte. Hele ki bulaşık yıkarken, yemek yaparken değil mi? Evet, haklısın. Ya, tamam. Çok seviyorum annem seni, bekliyorum heyecanla. Evet efendim, koristeyiz şu anda. Hazırlıklar son safhada. Şu anda koristemiz dinleniyor gördüğünüz gibi. Ama hepsi birbirinden güzel çiçek olmuşlar. Evet, önce sizi tanıyalım. Melahat Çetin. Evet. Melek Sema Sipahi. Evet efendim. Zeyhan Çört. Evet. Ferhat Evren Aydın. Zülfine Olmaz. Saadet Hakkes. Gülizar Ataman. Meral Göllü. Nazmiye Özbaytekin. Emine Conkar. Gülfer Gazizoğlu. Sevim Altay. Evet. Canan Çelik. Evet. Çok güzel çalıştık. Arkadaşlarımın sesleri de çok güzel. Çok güzel bir konser olacak. Evet. Bekliyoruz. Solumuz var mı? Benim yok. Evet. Bugün yok. Bugün grupla berabersiniz. Bugün grupla evet. Solo. Ya şarkı söylemek nasıl bir şey? Ben onu merak ediyorum. Bu koroya girip de kendini nasıl hissediyorsunuz yani? Onu öğrenmek istiyorum. Ben başa sardım, siz söyleyin. Çok mutlu hissediyoruz. Bütün işlerimizi bırakıp buraya koşa koşa geliyoruz. Pelin Hanım'ın sayesinde. Biz hayat bulduk. Evet. Çok güzel. Aynı sizden. Evet. Ben de hayat buluyorum buraya şarkı söylemekle. Çok mutluyum. Evet. Sizler de? Bu tip sosyal faaliyetler yapmak çok güzel bir şey. Kendimizi dinlemiyoruz. Ondan sonra artık yeni arkadaşlar ediniyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Benim hocam sizin psikoloğunuz gibi mi? Sizi rahatlatıyor mu? Evet. Aynen değil mi? Hayır, onu da senden duyalım. Evet. Çok rahatlıyoruz. Çok mutlu oluyoruz buraya gelince. Günümüz güzel geçiyor. Çok mutluyuz. Kendi sesini duyduğun zaman ne hissediyorsun? Çok güzel bir şey. Evet. O, tabii hocanın bize göstermiş olduğu emek, vermiş olduğu emeğin karşılığı, bir şeyler söylemek, bir şeyler yapabilmek harika. Doğal terapi diyelim. Evet. Efendim? Çocuklar var değil mi? Evet. Evet. Çocuklarınız sizi böyle sahnede görünce neler duyuyorsunuz? Çok tepkiler nasıl? Duyuyorlar. Evet. Çok mutluluk duyuyorlar. Evet. Evet. Efendim? Sizleri tanıyalım. Ben Melek. Evet, ben bu arada mesleğinizi de öğreneyim varsa. Ben emekliyim. Müzikle profesyonel çalışıyorum. Emekli olduktan sonra böyle güzel bir ortamda bulunmak, müzikten uzaklaşmamak için. Aynı zamanda böyle dünya güzeli de bir şefle beraber çalışmak. Evet. Benim çok şanslısınız siz. Ben öyle hissediyorum. Ben çok şanslıyım çünkü evet. Benim hayatım müzikle ve sanatla geçiyor. Evet. Hanımefendi, ailece sanat. Hoca size eğitimlisiniz, size sorayım. Şarkı söylemek nasıl bir duygu? Şarkı söylemek nasıl bir şey? Şarkı bir kere sazlarla okunur. Eğer sazlarımız tam profesyonelse, size güzel çalıyorlarsa, şefiniz de çok iyiyse içine girersiniz. o eserin içine girersin. Tamam, evet. Burada güzel bir bayram var. Evet, biz efendim şarkı söylerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlu hissediyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum zaten. Hocamız da büyük bir şey veriyor bize. Keyifle geçiyor çalışmalarımız. Terapi merkezimiz burası. Peki, ben şunu da görüyorum. Burada hep bayanlar, hep genç ve dinamik görüyorum. Şarkı acaba biraz da insanları güzelleştiriyor, dişleştiriyor mu? Böyle biraz zihin gördüm. Olabilir. Çok güzel gördüm. Biraz da hocanın da etkisi var bunda galiba. Kesinlikle. Bakıyorum herkes birbirinden farklı. Zaten. Kesinlikle. Çok keyifli geçiyor. Çok seviyoruz. Sizden de bir mesaj alalım. Size katılmak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Ben 2017'de Seferihisar'a geldim, yerleştim. Feyzi hocamı buldum. Çok mutluyum. Bu koroda olduğum için hocamı çok seviyorum, arkadaşlarımı çok seviyorum, sanat müziğini de çok seviyorum. Yıllardır bu işin içerisindeyim zaten. Süper. Çok mutluyum. Evet, burada güzel bir bayram var böyle. Hanımefendi, size katılmak isteyenlere bir tüyo verir misiniz? Veririm. Çok eğlenceli geçiyor. Hocamız profesyonel zaten. Saz ekibimiz çok iyi. Ve çalıştığımız parçalar haricinde yemek gibi akşamları sosyal ortamlarımız var. Çok güzel etkinliklerimiz var. Süper. Evet, geldim buraya. Burada da güzel bir hanımefendi var. Evet. Ben de çok memnunum. Müzikle benim ruhuma iyilik veriyor. Dinç hissediyorum. Bir de hocanız çok iyi. Evet. Sizin ilacınız herhalde Pelin hocam. Evet. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle. O zaman her evvela bu kapsülden herkese vermek lazım. Vermek lazım da Pelin hocama da sormak lazım. Bizden memnun mu? Ha, şimdi soruyorum. Evet. Hocam, bakın öğrencilerinizle beraberiz. Öğretmeniyim. Canım öğretmenim, bakın öğrencileriniz burada. Öğretmeniyim, öğretmeniyim. Evet. Ha, siz öğretmenize bir dakika. Hemen öğretmenim. Bakın öğretmeniniz yanımızda. İlkokul öğretmeni. Evet, hocam, Pelin hocam nasıldı? Pelin hocam çok aktif, hiperaktif diyebiliriz. İlkokuldan beri hep böyle. İçi dışı biri olan bir insan. Çok samimi, candan. Hiçbir zaman ikiyüzlülüğü falan yoktur. Yani gördüğün gibi. Düz bir insan. Peki siz müzikte de derslere kaldırdığınızda şarkı söyler miydi? Söylerdi. Nasıl o zaman da sesi? Biz zaten ilk mikrofonu biz verdik eline. Siz meşhur ettiniz o zaman. Evet. Eşiyle birlikte. Ve burası bir terapi merkezi. Gerçekten bütün arkadaşlar minnettarız hocamıza. Ben buraya geldiğim zaman kendimi kaybediyorum 2 saat 3 saat. Ay ne güzel. Hocam öğrencilerinizden bu güzel sözleri duymak nasıl bir duygu? Evet, çok güzel bir duygu. Hepsini çok seviyorum. Hepsi benim annem, babam, kız kardeşlerim, ablalarım. Kız kardeşlerim demeyeyim artık. Hepsi benim annem, babam gibiler. Ve biz burada bir aileyiz. Onları çok seviyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Hiç arkamdan vurmadılar. Çünkü biliyorsunuz korolar bir sürüdür. Ama onlar beni hiç bırakmadılar. En önemlisi bu. Biz anca beraber, kanca beraber büyüdükçe büyüyoruz. Yıllarca da böyle gidecek inşallah. Evet, çok teşekkürler. Efendim, sizin de duygularınızı alalım. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Ben 7 yıldır Pelin'in korosundayım. 7 yıldır her pazartesi koşa koşa geliyorum. Evet. Hastayım, hasta oldum. Akşam gittim, serum vurdurdum ama bugün buradayım. Çamaşırı, bulaşığı da bırakmışsınız, gelmişsiniz. Ben öyle eşim yaptı. Evet, beyefendiye mi bıraktım? Emin İnal, Ersan Kural, İzzet Aydın, Kerim Dönmez, Atilla Biricik, Fatih Sağlam, Kemal Şükrü Çılga. Evet efendim, bugün güzel konser var. İnşallah çok güzel geçecek konserimiz. Pelin hocamızın yönetiminde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel bir konseri olacak yine. Sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız davet ediyoruz, bekliyoruz. Evet, sizi tanıyalım. Bugün Fatih Sağlam. Bugün biz bomba gibiyiz. Evet. Nasıl bomba? Neşe bombası. Patlayacak. Evet, kesinlikle. İnşallah. İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Korosu kortislerindenim. Adım Atilla Biricik. Çok güzel bir konser olacak. Devamlı yapıyoruz bu konserleri. Evet. İnşallah seyirciler için çok iyi olur. Ben Kerim Dönmez, futbol antrenörüyüm. Ama futbol antrenörünün yanında Türk Sanat Müziği Korosu'nda şarkı söylemek, arkadaşlarla beraber bir ahenk oluşturmak benim çok büyük bir zevkim oldu ve antrenörle eşit olarak tutuyorum. Ben İzzet Aydın. Sadece şunu söylemek istiyorum. Benim için Türk Sanat Müziği bir ilaç gibiydi. Bunu burada gelen misafirlerimden farkına varacağını tahmin ediyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar. Teşekkürler. Evet. Ben Ersan Kural. Emekli müzik öğretim görevlisiyim. 1 yıl oldu Seferihisar'a yerleştim. 4 tane koreye devam ediyorum. Asıl mesleğim müzik olduğu için aynı zamanda Uğudiyim. O yüzden vaktimi böyle müzikle geçiriyorum. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Murat Eren ben efendim. 40 senedir müzik camiasının içerisindeyim. İzmir'deki tüm korolarda hep vardık. 4 senedir de Seferihisar'daki korodayız. Pelin Hocam'la ilk başladık. Pelin Hocam'la devam ediyoruz. İnşallah ömrümüz vefa ettiği sürece de hep müziğin içerisinde var olacağız. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Seni tanımak isteriz. Ben Hasan Hakan Şahiner, Seferihisarlıyım. Evet. Fakat benim müzikle pek ilgim yoktu. 7-8 süre önce Pelin Hanım'la tanıştık. Daha doğrusu burada salonda izleyici olarak gelmiştim. Şimdi korist oldunuz. Şu an evet. Ay ne güzel. Oldum. Memnunum. Gençlere de tavsiyemdir. Pelin Hoca'nın öğrencisiyim. Sanat ve sanatçıya önem verdiği, değer verdiği için Tunç Başkanıma önce teşekkür ederim. Sonra Pelin Hocama teşekkür ederim. Sanat yaşamında başarılar dilerim. Bütün müzisyenlere de başarılar dilerim. İzmir ilçelerini korolar şefi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ses eğitmeni. İzmir sahnelerinin billoş sesi ve dünyalar tatlısı şefimiz, hocamız Pelin Kadıoğlu'nu kuvvetli alkışlar ve sahneye davet ediyoruz. See you.